Son dönemde kediye ya da köpeğe çarpıp kaçanları sık ekrana getiriyoruz. Oysa çarptıkları hayvanı alıp veterinere götürseler ceplerinden para çıkmayacak. Sigortayla ilgili bilinmeyen ama bilinmesi gereken bir durum var. Kalça bölgesinin üstünden araba geçiyor. Kalçasında ayrılmalar var. Henüz 2,5 aylık ve bir ismi yok çünkü sokak köpeği. 10 gün önce Zekeriyaköy orman yolunda üstünden bir otomobil geçti ve sağ bacağı sakatlandı. Günler geçti ama o korkuyu gözlerinden hala atamadı, canı yanıyor. Ağrı kesiciler ve fizik tedaviyle derman olunmaya çalışılıyor. Ona çarpan sürücü kayıp eğer bir hayvansevere denk gelmeseydi... Çok yağmurlu, soğuk bir gecede bulunmuş. Eğer ıslak kalsaydı ve yağmurun altında kalsaydı zaten hareket edemiyordu. Muhtemel ölümle sonuçlanabilirdi. Şehir merkezi, mahalle, sokak araları ama en büyük risk onlar için ormanlık arazilerde. Çünkü orman yolları virajlı, tehlike büyük. Işıklandırma falan fazla olmadığı için orada hep köpekler var ve aniden önüne fırlıyor. Karanlıktan faydalanan da çarpıp kaçıyor. Oysa bir sokak hayvanına çarptığınız zaman bunu ölümüne sebebiyet verdiğinizde veya yaraladığınızda diyelim mutlaka bunu tedavi ettirmek ve sahip çıkmakla zorunlusunuz. 5 yıl önce yasalaştı. Sigorta şirketi kazada veteriner masrafını karşılıyor. Trafik kanununa göre bir sokak hayvanına çarptığınızda trafik sigortası poliçeniz buna verdiğiniz zararı da ödüyor. Ama sürücülerin birçoğu bunu bilmiyor. Ondan haberimiz yoktu. Sigortamız karşılandığından haberimiz yoktu. Sigorta şirketleri haber verse arabası olan herkes sigorta yaptırıyor. Mecbur zaten yaptırması. Ben de internet üzerinden bir arkadaşımdan öğrenmiştim. Vicdanının sesine kulak vermeyenler için artık para cezası da var. İlgili ceza maddesi diyor ki bir hayvana zarar verdiniz, olay yerinde bırakıp kaçtınız. Tespit edilirse ölüme sebebiyet verdiniz veya yaralanmasına 704 lira gibi para cezasıyla, tekrarında da katlayan ve artan bir para cezasıyla karşılaşabilirsiniz. Hiç haberdar değiliz. Böyle şeylerin olduğunu farkında değiliz. Toplumu bu konuda bilinçlendirmek lazım. Bilinmiyor ama yapılması gereken çok basit. Hemen olay yerinin birkaç resmini çekin. Hani çarptığınızı gösteren arabanızla ilgili. Kendi arabanızın trafik sigortası, poliçesi hangi şirketteyse oradan dosya açtıracağız daha sonra. Önce hayvanı alıyoruz en yakın. Veteriner işte kabul, sigorta kabul muayenesi yapan bir veterinere götürüyoruz. Rapor yazıyoruz. Diyoruz ki şu TC numaralı şu kişi şu köpeği çarpmıştır ve kliniğimize acil müdahale olarak getirmiştir. İşte gerekli işlemin yapılmasını diye bir dilekçe yazıyoruz. Tedavi masrafını o an sürücü karşılıyor ama kısa sürede eksiksiz, kesintisiz iade ediliyor. Bazen iş daha da kolaylaşıyor. Anlaşmalı hekime gittiğinde belki o sırada provizyon işleri daha kolay hale gelir. Kısaca maddi kayıp yok ama en önemlisi vicdan rahat ediyor. Çarptığınız zaman insan dolayısıyla bir üzülüyor tabii ki. Dolayısıyla onu doktora götürüyorsunuz, o an bir maddiyatı düşünmüyorsunuz zaten.